18. Bölüm. Az, az, dışarı çık. Az dışarı çıktı. Karşısında kalabalık bir topluluk gördü. Ne var, ne oluyor? Senden zebitli şahsın hakkını almaya geldik. Az sendeledi. Böyle bir hareketi beklemiş değildi. Artık bu işi kökten hallettiğine inanıyordu. Adam sağda solda bir iki sızlanacak, daha sonra defolup gidecekti. Fakat şu anda çeşitli kabilelerden bir topluluğun karşısında buluvermişti kendini. ''Ama bu iş sizi nereden alakadar ediyor?'' Zübeyir onların adına cevap verdi. ''Bundan sonra hakkı çiğnenen herkes bizi kendine yardımcı olarak görecektir. Mekkeli olsun, yabancı olsun, hiç kimsenin hakkını çiğnetmeyeceğiz.'' Vermezsem, Abdullah bin Cüdan söze karıştı. Ona teşebbüs etmeni hiç tavsiye etmem Az. Bizi zor durumda bırakmış olursun, Zübeyir ilave etti. Hemen adama olan borcunu getir, çünkü almadan gitmeyi düşünmüyoruz. Az işin şakaya gelir çeşitten olmadığını anlamıştı. İçeri girdi, biraz sonra getirdiği para Abdullah bin Cüda'nın eline sayıldı. Zebitli bulundu, parası teslim edildi. ''Alacağım bu kadar mıdır?'' Adam yaşaran gözleriyle ''Evet'' işareti verdikten sonra ''Siz olmazsanız hakkımı alamayacaktım'' dedi. ''Hadi şimdi güle güle yurduna dönebilirsin. Mekke hudutları içinde tekrar bir haksızlığa uğrarsan bize haber vermeyi unutma.'' Adam sevinç içinde ayrıldı. Hılf-ül Fudül'e katılmış olanların içinde anlatılması çok zor bir rahatlık vardı. Yüzleri gülmüş, Mekke gibi mübarek bir şehirde yaşayanlara yakışır bir işi başarmışlardı. Bundan böyle hayırlı, faziletli adımlar atılabilirdi. Toplantının 20 yaşındaki üyesi Muhammed bin Abdullah, bu toplantıdan duyduğu iç huzurunu, gönül rahatlığını 30 yıl sonra bile unutmamış, ve bir gün yanındakilere şöyle demişti. ''Abdullah bin Cüda'nın evinde bir anlaşmada bulundum. Böyle bir şerefi elden kaçırma karşılığında dünyanın en güzel nimetlerini verseler asla razı olamam. İslam dini geldikten sonra da böyle bir anlaşmaya çağrılsam mutlaka kabul ederdim.'' Abdullah bin Cüda'nın evinde yapılan yeminli anlaşma, daha sonra kalabalık bir topluluk halinde As bin Vail'in evine giderek onu dize getirme olayı kısa zamanda Mekke'ye yayıldı. Çok geçmedi. Asam kabilesinden Mekke'ye hac yahut umre niyetiyle bir adam geldi. Yanında Katül adlı bir kızı vardı, çok güzeldi. Nübeyh bin Haccac bu kızı görünce aşık olmuş, zorla alıp götürmüştü. Kızın babası durup dururken kızının zorla alınıp götürülmesi karşısında deli divane olmuştu. Sağa sola başvurdu. Kendine Hılf-ül Fudül üyelerine gitmesi tavsiye edildi. Adam Kabe'ye geldi. ''Ey Hılf-ül Fudül üyeleri! Ey Hılf-ül Fudül üyeleri!'' diye bağırmaya başladı. Adamın bağırışını duyan ve Hılf-ül Fudül'e üye olanlar sağdan soldan koşuştu. ''Derdin nedir?'' ''Nübeyh bin Haccac, kızım Katül'ü zorla kaçırdı. O halde bizimle gel.'' Yine kalabalık bir grup halinde Nübeyh bin Haccac'ın evine vardılar. Nübeyh, kapısına dayanan bu insanların hiç de iyi bir iş için gelmediklerini anlamıştı. Kaçırdığı kızı kendine nikah edip hayırlı olsun demeyecekleri muhakkaktı. Gülen yahut gülümseyen bir yüz görmek imkansızdı. ''Ne yaptın sen ya Nübeyh?'' ''Ne yapmışım? Bu adamın kızını zorla kaçırmışsın.'' ''Ama ben onu çok sevdim.
Ondan ayrılırsam ölürüm. Onu seviyorsan babasından isteme yolun açık. O halde Katül'ü babasından istiyorum. Kızın babasına dönüldü. Kızını Nübeyh'e veriyor musunuz? Hayır. Nübeyh yalvardı. Ne isterse vereceğim. Adam cevabını kesin olarak bildirdi. Kızımdan başka bir şey istemiyorum. Bu defa Nübeyh'e şu emir verildi. Şu anda kızı buraya getireceksin. Yoksa iş fena olacak. Ama ne olur, bir gecelik olsun gönlüme deyim. Asla olamaz. Bir devenin sağımı kadar bile beklemesine razı olamayız. Derhal çıkaracaksın. Nübeyh mağlup olmuştu. Bu kadar insana güç yetirebilmek, onlara meydan okumak mümkün değildi. Onları dağıtabilecek bir kudrete sahip olsa hiç tereddüt etmez, gücü yeten gelsin alsın derdi. Sessizce evine girdi, kızı getirip teslim etti. Hılf-ül Fudül'ün şerefli üyesi Muhammed bin Abdullah'ın her yönüyle fazilet sahibi bir genç olduğu herkes tarafından kabul ediliyordu. Hiç kimsenin parmak basacağı bir kusuru görülmemişti. Hoşa gitmeyecek, utanç getirecek söz söylememiş, normal düşüncenin ayıp sayılacağı bir iş yapmamıştı. Yaratılışı güzel, huyu güzeldi. Hoş geçimli, her yönüyle güvenilir bir delikanlı olarak tanınmıştı. Artık çoğu zaman ona Muhammed bin Abdullah yerine El-Emin diyorlardı. Tanıyanlar için de onun için emin bir kişi değildir diyebilecek kimse yoktu. Her geçen gün ona Emin ismini verenlerin haklı olduklarını gösteriyordu. İsfahan şehrinin Cey kasabasında Selman adında bir genç yetişiyordu. Babası kasabanın reisiydi. Oğlunu deli gibi seviyor, başına bir iş geliverir korkusuyla yanından ayrılmıyor, bir yere salmıyordu. Selman çocukluk, hatta ilk gençlik yıllarını bir cariye gibi evin dört duvarı arasında geçirmişti. Dindar bir genç olarak yetişiyordu. Ailesinden aldığı din terbiyesi icabı, o da mecusiliğe hevesliydi. İçeride dua eden, ilahi okuyan bir topluluk vardı. Zevkle onları seyretmeye başladı. Aradan saatler geçmiş, Selman belki de çoktandır evden dışarı çıkmamanın verdiği sıkıntıyı da atlatmak için pek hoşlandığı bu topluluğu hayranlıkla seyretmişti. Akşama doğru adamlar dağılmaya başladılar. Selman birini durdurdu. ''Bu sizin dininizin aslı esası nerededir? Bana bu dini en iyi şekilde anlatacak olanı nerede bulabilirim?'' ''Şam şehrinde.'' Selman başı önüne eğik olarak oradan çıktı. Dudaklarının arasından hafif bir mırıltı halinde şu düşünce sızdı. ''Vallahi bunların dini benim sarıldığım dinden daha hayırlıdır.'' Babasının gönderdiği işe gitmiş olsa saatlerce evvel dönmesi icap ediyordu. Büyük bir telaşa kapılan baba derhal adam göndermiş fakat gönderilen yere uğramadığı haberi gelmişti. Aramak üzere çıkarılan adamlar etrafı didik didik ettiler fakat elleri boş döndüler. Babanın etrafı kara düşüncelerle sarılmıştı. Fena bir haber geliverecek korkusuyla kıvranıyordu. Nihayet gün battıktan, alacakaranlık çöktükten sonra Selman eve geldi. Yüzüne bakanlar onun her zamanki Selman olmadığını anlayabilirdi. Yüreğine su serpilen baba, sevgi, şefkat, korku ve hiddetin yoğurduğu bir sesle ''Neredeydin oğlum?'' dedi. Selman evden çıktıktan sonra olanları anlattı. Sözlerini şöyle bağladı. ''Benim anladığım kadarıyla onların dini bizim dinimizden daha hayırlıdır.'' Babası samimi bir mecusiydi. En doğru din, babanın ve atalarının dinidir dedi. Hayır baba, vallahi o din bizim dinimizden iyidir. Baba, dilinin döndüğü kadarıyla kendi dinlerinin üstün olduğunu anlatmaya çalıştıysa da, Selman'a peki dedirtemedi. İyisinden kızmıştı. Aklına ve düşüncesine bağ vuramadığı oğlunun, ellerini ve ayaklarını bağladı ve eve hapsetti.
Ele ve ayağa vurulan bağ, düşünce hududunu daha da genişletmiş, Selman'a haklı olduğunu bir daha tekrarlamıştı. Fırsatını düşürdü. Kilisede tanıştığı adamlara haber gönderdi. Şam'dan gelen bir kervan olursa haber gönderilmesini rica etti. Yüreği sevgi dolu, şefkat dolu baba her gün oğlundan bir müjde alabilme ümidiyle bekledi. Ona nasihatler etti. Tehditler savurdu. Türlü yolları denedi, hiçbiri fayda vermedi. Son çare olarak hapis müddetinin uzamasına karar verdi. Cerpares evladının bir başka dine girmesine gönlünü hiç razı edemiyordu. Bir gün Selman'a Şam'dan bir kervanın geldiği haberi ulaştı. Selman gelen adama, onların tam gideceği günde bir haber daha uçurmalarını rica etti. Bu hapis müddetince her geçen gün Selman'ı mecusilikten biraz daha soğumuş, yüreğine düşen ateşi daha fazla alevlendirmişti. Heyecanla kervanın döneceği günü bekliyor, bir an evvel yeni dine girmekten başka bir şey düşünmüyordu. Ve nihayet müjde geldi. Selman derhal bağlarını çözdü. Vakit geçirmeden ayrıldı. Bu, onun baba evinden son ve kesin ayrılışıydı. Bir daha hiç dönmeyecek. Dönmeyi düşünmeyecekti. Kervana katıldı. Uzun süren bir yolculuk sonu Şam'a ulaştı. Vakit kaybetmeden Hristiyan dininin en büyük temsilcisini aradı. Gösterdiler. Selman gitti, başından geçenleri anlattı. Bu dine girebilmek için çektiği eziyetleri ve yaptığı fedakarlıkları dile getirdi. Sözlerini şöyle bağladı. ''Şimdi izin verir misin? Seninle birlikte kalayım. Sana ve kiliseye hizmet edeyim. Bu dini bizzat senden öğreneyim. Seninle birlikte ibadet edeyim.'' Adam, Selman'ı dikkatle dinlemiş, samimi bir delikanlı olduğunu anlamıştı. Kabul etti. Selman sevinçle adamın ellerine sarıldı. Artık Selman mecusi olmaktan kurtulmuş, samimi bir Hristiyan olmuştu. Hizmetinden kusur etmeyi, ibadetlerinde riyakarlık yapmayı hiç düşünmüyordu. Artık bu kilisede yıllar boyu kalacaktı. Selman papazdan hiç de memnun değildi. Adam son derece riyakardı. Halka yapılmasını söylediği çok şeyi kendi hiç yapmıyor. Aksine olanları yapıyordu. Dünyaya son derece meyli vardı. Zenginler sadakalarını ona getiriyor. ''Sen fakirleri daha iyi bilirsin. Bizim adımıza dağıtıver.'' diyerek ona teslim ediyorlar. Ancak papazın eline geçen bu paralar fakirlere ulaşmıyordu. Altın ve gümüşü doldurduğu çömleklerin sayısı 7'ye ulaşmıştı. ''Evvela sizin dolmanız lazım. Fakirlere veren bulunur.'' diyerek geleni bu çömleklere bölüştürüyordu. Selman bunu halka haber vermeyi çok düşündü. Ancak başarabileceğine güvenemiyordu. Bir gün aç gözlü papazın kapısı acı acı çalındı. Gelen eceldi. Geri gitmek üzere de gelmemişti. İster istemez bu daveti kabul etmek gerekiyordu. Gözleri ağzına kadar doldurduğu 7 çömlekle takılı olduğu halde papaz, ölümün şerbetini son damlasına kadar içti. Ve bütün hayatı boyunca, ''Sakın dünyaya aldanmayın, kapılmayın, fanidir.'' diye bağırıp çağırdı. Fakat herkesten daha çok bağlandığı dünyayı bir nefeste terk edip gitti. Ahali gözyaşı döküyor, onu büyük bir merasimle gömmeye hazırlanıyordu. Onların bu gerçek manadaki teessürü, Selman'ın bardağını taşıran son damla oldu. ''Bu adam ahlaksızın biriydi. Ağlamanıza gerek yok.'' diye haykırdı. ''Fena halde bozulmuşlardı. Neler söylediğini biliyor musun? Senelerdir hizmet ettiğin adamın hakkında böyle konuşmaya utanmıyor musun? Ayıptır.
ölenin ardından konuşulmaz diyenler oldu. Fakat Selman sözünden dönmedi. Sözümü bilerek söylüyorum. Çünkü siz ona sadakalarınızı getirir, fakirlere dağıt derdiniz. Oysa hepsini kendi cebine indirdi. Arzu ederseniz paraların yerini gösterebilirim, dedi. Haydi göster. Bir dakika sonra ağzına kadar dolu çömleklerin yanındaydılar. Çömlekler devrildi. Gözler yırtılacak gibi açıldı. Bir rüya değil, hatırı sayılır bir servetti. Papaz hakkındaki düşünceler bir anda tersine döndü. Pis herif. Gerçek bir melunmuş. Kusursuz bir şeytanmış. Yıllar yılı bu ahlaksıza aldanmışız gibi kin kokan mırıltılar oldu. Sinirlenenler arasında yıllar yılı kendilerini aldatıp sömüren aç papaz hakkında çeşitli dereceden okkalı küfürler söyleyenler vardı. Biz bunu gömmeyelim. Gömülmeye layık değil bu. Son karar bu oldu. Onu sürükleyerek götürdüler. Bir ağaca astılar. Ve gelen geçen onu taşladı. Selman, halkın gözleri önünde dökülen servetten tek kuruşu almaya tenezzül etmedi. Kiliseye bu defa halkın hürmetini ve emniyetini kazanmış olan bir başka papaz tayin edildi. Selman bu defa onun hizmetini görmeye başladı. Bu adamı sevmişti Selman. Ondan daha güzel namaz kılan, dünyaya karşı onun kadar gönülsüz, ahirete ondan hevesli bir kişinin bulunacağına bile inanmıyordu. Fakat ecel onu da alıp götürmekte gecikmedi. Aslında pamuk ipliğiyle bağlı bulunduğu dünyadan ayrılmak bu adama ağır gelmedi. Pek hevesli olduğu ahiret yoluna koyuldu. Orada izzet ve ikram göreceğini ümit ediyordu. Son nefeslerini vermek üzereyken pek sadık şekilde hizmetini gören Selman'ın. "Beni kime bırakıyorsun? Senden sonra kimin yanında bulunayım?" demesi üzerine güvenilebilecek pek az kişi kaldı. Musul'da bir rahip arkadaşım vardır. Ona git. Selman onun ardından uzun uzun ağladı. Şam'dan ayrılırken birbirine tam manasıyla zıt iki kişiye yıllar boyu hizmet etmenin karşılığı olarak aldığı hiçbir şeyi yoktu. O bütün bunları dini uğrunda yapmış, hizmetinin karşılığında tek kuruş almayı bir kere bile düşünmemişti. Aydınlığa Doğru isimli programımızın 18. bölümünü dinlediniz.